Merhabalar, ben Barış Engin. 1988 Ordu doğumluyum. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de tamamladım. Bugünkü konuğumuz kanun. Size biraz kanun enstrümanından bahsedeceğim. Kanun icadı antik çağa dayanmakta aslında. Şu andaki formu değil. Daha ilkel bir şekilde ve işte mandalları olmadan, bu kadar fazla teli olmadan antik çağda ve Sümerlilerde kanuna benzer enstrümanların bulgularına rastlanmış. Ama günümüzdeki haline evrimi Farabi ile başlıyor. Kanun bizim klasik Türk müziğimizin yani olmazsa olmaz enstrümanlarından biri şu anda. Aynı zamanda halk müziğimizde de kullanılıyor. Hatta birkaç yöremizde kanun bayağı yöre enstrümanıymış gibi kullanılıyor. İşte Kerkük türkülerimizde, işte Elazığ dolaylarında. Mandal sistemi sayesinde de bizim müziğimize adapte edilmiş bir mandal sistemi. İşte komalar ve Türk müziğinin makamlarına hitap konusunda da gayet elverişli. Kanun enstrümanıyla alakalı evrensel birkaç soru var. Her enstrümanla alakalı vardır da işte kanun çalan birini gördüğü zaman insanların ilk sorduğu şey bu kadar çok tel kafanızı karıştırmıyor mu? Ya da kanun öğrenmek kolay mıdır, zor mudur? Her enstrümanın kendine göre bir zorluğu vardır. Tabii yetenekle de alakalı. Yani müzik yeteneği enstrümanın öğrenmesinin kolaylığını, zorluğunu belirleyen odur. Çalışmak da çok önemlidir ama yetenektir olayın aslı. Kanun ama şöyle bir avantajı vardır. Hatta onunla da alakalı bir kalıplaşmış söz vardır. Üstünde kedi geçse hani şarkıya benzer diye. Kanunun başlangıç aşamaları çok kolaydır. Çünkü her yerine rastgele vursanız bile hani bir melodi çıkartabilirsiniz. Ama kanunun ileriki aşamaları çok zordur. Hızlı çalım teknikleri zordur. Hızlı çalım tekniklerinin haricinde kanunun birkaç farklı çalım metodu var. Onların hepsine hakim olmak zordur. İşte mızrap kullanma, mesela yüzüklerle beraber kullanılır mesela. Ben yüzük kullanmıyorum. Sadece mızrabı elimde tutarak kullanıyorum. Çünkü benim böyle kolayıma geliyor. Ama aslında iki tane mızrap ve iki tane yüzükle çalınır. Kanun aslında bir klasik Türk müziği enstrümanı gibi görünse de günümüzde artık pop orkestralarında, işte caz ensemble'larda, büyük senfoni orkestralarının önünde hani solist saz olarak da kullanılıyor. Ama bizim, az önce de bahsetmiştim, bizim kanunla koyduğumuz yer çok önemli. Çünkü halk müziğimizin içinde de var. Yani Türk halk müziği enstrümanlarının içinde de kısmen kanun kendine yer edinmiş. Zaten klasik Türk musikisi, yani sanat müziği dediğimiz müziğin içinde de kanun önemli bir yer tutuyor. Ama dünyaca ünlü gruplarda kanun sanatçıları var mesela. Ülkemizde de yani çok büyük orkestraların kanun solistliğini yapıyor. Enstrümantal albümler var üzerine, çok iyi icracılar var. Yani günümüzde artık enstrümanlar işte bu sadece halk müziği enstrümanı, başka bir yerde çalınmaz ya da sanat müziği enstrümanı, başka yerde çalınmaz gibi bir şeyden artık sıyrıldı. Bütün enstrümanlar her orkestrayla, her şekilde çalınabiliyor. Çünkü yaratıcılık ve İşte o sanatın geldiği nokta artık bunu gerektiriyor. Evet, müzik eğitiminin başlangıcı ya da işte çocuklarımızın müziğe ne zaman başlaması doğru olur gibi bir soruya da yanıt vermiş olalım. Tamamen yine söylüyorum, tamamen işte öğrenecek insanın, yani aslında hani çocukla, gençle, büyükle de hani ayırmamak gerekiyor. Çünkü bu biraz gönül işi olduğu için yani 60 yaşında bir insan bunu kafaya takıp öğrenmek isteyebilir. Bu tamamen o öğrenmek isteyene yeteneğiyle ve azmiyle alakalı aslında. İşte haftada 10 saat ders alması lazım ya da şu öyle şeyler, hani böyle zamanı sınırlayıcı durumlar bence çok doğru değil. Hani öğrenecek insanın kendi yeteneği, kendi o kişisel azmi, kendi kendine yaptığı çalışmalar, bu zamana kadar dinlediği müzikler, hakim olduğu işte sesler, makamlar kulağında var olan, hani bilmeden çünkü müziği biliyor insanlar eğitim almadan önce. İşte 10 ay kanun dersi alırsan çok güzel bir kanuncu olursun demek doğru değil demek istediğim aslında. Hani bunun
tamamen hani kişisel kriterlere bağlı. Ben mesela aslında yani müzik hayatıma kanunla başlamadım. Ben vurmalı sazlar çalıyorum. İşte küçük yaşlarda bağlamayla ilk müzik hayatım başladı. Lisans yıllarında kanunu keşfetmek istedim, öğrenmek istedim. İşte 4 yıl lisans eğitiminde kanun eğitimi aldım. 4 yılda yüksek lisans eğitiminde aldım. 8 senelik bir kanun eğitimim oldu. Ama hala da tabii yani bitmiş bir eğitim söz konusu değil. Çünkü ömür boyu öğrenmen gereken şeyler var müzikte. Hiçbir zaman sonu olmayan, dipsiz, bucaksız bir alem olduğu için. Ama işte öğrenci şu soruyu soruyor haliyle. İşte kursa başladım, ne zaman sahneye çıkabilirim gibi. Ya da ne zaman işte şu parçayı çalabilirim. Bunların tek cevabı var. Bu tamamen öğrencinin kendi yeteneği ve kendi azimi çalışmasıyla doğru orantılı. Kimisi vardır en zor parçayı bir ayda çıkartır, mis gibi çalabilir. Kimisi de vardır 5 sene kursuna gider, özel hoca tutar yapar ama o parçayı hayatı boyunca çalamaz. Hani bu biraz fizyolojik bir şey. Yani Allah vergisi bir yetenek mutlaka olması gerekiyor. Şimdi çaldığım birkaç tane enstrüman var benim. Bunların içinde hepsinin benim hayatımda farklı bir rolü var. Mesela kanunla işte böyle dertleşmeyi, sakin bir yerde onunla baş başa kalıp onunla böyle aramızdaki şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Hani mesela sahnede kanunun yeri başka ama benim kendi özel hayatımdaki kanunun yeri bende bambaşkadır. Çünkü o biraz dinlemeyi de söylemeyi de çok sever. Benzer bir şey bağlama için de geçerlidir mesela. Günlük hayatımda sürekli hani elimin altında evde de bağlamam var, bu iş yerinde de bağlamam var. Böyle bir yarım saat mutlaka her gün işte elimi alır, o aklıma gelen birkaç türküyü çalıp hani yerine koyarım. O da bağlamaya bir vefa borcum var gibi hissediyorum her zaman. Çünkü müzik hayatına onunla başladım. Onunla da bir aramızda meşk ve muhabbet var. İşte asıl en uzmanlık alanım, hakim olduğum vurmalı sazlar. Onlar da mesela iş arkadaşım gibi davranıyorum. Onlar bana destek oluyorlar, ben onlara destek oluyorum. Onların bakımını yaparken mesela böyle konuşurum onlarla. İhtiyaçlarını karşılıyormuşum gibi hissederim. Veya onlara işte yeni bir deri aldığım zaman, deri taktığım zaman sanki onlara hediye almış gibi hissederim. Hepsinin böyle kendi manevi boyutları ve işte içselleştirilmiş özellikleri tabii ki oluyor. Müzik virüs gibi diye bir söylem vardı. Hani bir kere bulaştığı zaman hani bir daha ondan kurtulamazsın ki kısmen hak veriyorum. Mesela işte iki gün enstrüman çalmasam ya kötü hissediyorum. Ya da işte 3-4 gün müzikten ayrı kalsam yine kötü hissediyorum. Ya da işte bir ay, bir buçuk ay sahne trafiği olmasa tekrar böyle bir eksiklik hissediyoruz. Bu hani müzisyen karakterin içinde olan şeyler. Şu anda müzik tamamen hayatımız. Zaten burada mesleğimiz de bu. Hem bando ve orkestra olarak. Ekmeğimizi ondan kazanıyoruz. Bütün sosyalliğimizi bence ona borçluyuz. Hani okul okumak bitirmiyor her şeyi. Eğitimimiz hala devam ediyor. Öğrenme isteğimiz bitmiyor. İyi şeyler çalabilmek için, iyi şeyler yapabilmek için, iyi etkinliklerin içinde olabilmek için hala mücadele ediyoruz. Yani bunları topladığınız zaman müzik yani hayatımızın çok büyük bir parçası oluyor bizim. Yani müzisyenler adına genel söylemem gerekirse. Şahsi olarak benim de şöyle bir fikrim var. Yani müzik olmasa, yani müzisyen olmasaydık ya da ne yapardık diye çok düşünürüm mesela. Herhalde başka çok az şey bu kadar keyif verirdi. Kanunla alakalı yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Biraz da onu dinleyelim isterseniz.